Hocam ilk sert soru. Ne kadar kazanıyorsun? İnsanlar hiç üstten bakıyor mu? Peki 5. Şu özellik yoksa bence doktor olmayın dediğiniz bir şeyler vardı. Bu kadar para almasaydınız bu mesleği yapar mıydın? Şöyle sağlıkta şiddet olayı. Medyada söylendiği kadar var mı fiziki, sözlü? Sen neler yaşadın? Böyle çok sert yaşadığın bir şeyler var mı? Yani maalesef medyada söylediğinden fazlası var. Bu doktorluk olayı nasıl başladı? Şimdi yıllar öncesinde bir Cerrahpaşa tıp geçmişim var. Doğru. Öncelikle hakkında birçok kişinin hayali orası şu an Cerrahpaşa tarafı. Nasıl bu duygu Cerrahpaşa'dan mezun olmak? Herkese selamlar, herkese merhabalar. Yeni bir keşif öyküsüyle karşınızdayız ve yanımızda bu sefer bir doktor var. Osman Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Osman Hocam'a sorularımız var. Artık yeni bir şeyi daha yapıyorum. Evet, ben biraz daha konuşacağım. Benim sorularım var aslında. Keşif yolculuğu nasıl olmuş? Bunları konuşacağız. Tamamen sizden gelen sorular var. Instagram'dan çok güzel sorular topladık ki şu an Osman Hoca'ya hala bunu göstermiyorum. Kartları hazırladık. Bunları patır patır soracağız. Hatta soramazsın tarzında da sorular var. Vallahi hocam soracağım, kusura bakma. Bekliyoruz hocam heyecanla. Öncelikle hocam sen kimsin? Kısaca kendini bir tanıtabilir misin bize? Osman Dursun ismin. Çocuk hekimi. Kırıkkale'de çalışıyorum. Evet. İki tane evladım var. Eyvallah. Bir erkek, bir kız. Ondan sonra biri yeni dünyaya geldi yeni, değil mi? Daha bir aylık daha maşallah. Yeni olacak. Böyle hocam. Bir çocuk doktorunun çocuğu olmasındaki de şey nasıl bir duygu? O bambaşka bir şey. Değil mi? Hakikaten bambaşka bir şey. Zaten doktorluk kimliğin orada kalkıyor. Babalık kimliği. Ama hakikaten çok farklıdır ya. Mesela bizim ilk çocukta şey olmuş. Kaç? 9 aylık falandı. Ondan sonra vücuduma bir döküntü çıktı. Hı-hı. Bu nedir acaba? Eşim de çocuk hekimi. O bana soruyor, ben ona soruyorum. Acaba bu nedir? Diye. En son anneme sorduk. Büyükler her zaman biliyor abi. Eyvallah. Abi, peki. Inşallah. Ama sorulara geçiyorum. Hadi bakalım. Hadi biz sorduk tamam. Hadi tanıdık dost falan dedik de. Instagram'dan gelen sorular vardı. Şimdi birazcık onları soracağız. Hocam. İlk sert soru. Hadi kaç para maaş kazanıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? O zor bir soruymuş abi. Şöyle diyelim, ben işte dediğim gibi 8 senedir meslekteyim. Ondan sonra bunun dereceleri, kademeleri oluyor. Ona göre değişiyor. Mesela nerede çalışıyorsunuz? Çalıştığınız bölge önemli. Hani doğu illerinde çalışıyorsanız farklı. Biraz da İç Anadolu bat tarafındaysanız farklı. Ondan sonra ben kendi aldığımı söyleyeyim. En iyisi. Eyvallah. Hocam ortalama devletin verdiği bir maaş oluyor bize. Bu aşağı yukarı 4000 lira. Bir de meşhurdur döner sermaye olayı var. Evet. Bu döner sermaye olayı da vardır. 3000'de sabit döner dediğimiz olay oluyor. Sabit döner. Aynen. 7000 lira. 7. Ben not alıyorum arkadaşlar senin için. Ona toplayalım. Ondan sonra nöbet tutarsanız nöbeti icabı falan oluyor. Bu 7 10.000'e kadar çıkar. 10.000'e kadar çıkar. Bu ortalama galiba aynen, değil mi? Aynen. Aşağı yukarı 10.000'e çıkar. İşte doğudaysa, sözleşmeliyse mesela doktorun birisi 20.000 alıyorum diyebilir. Şaşırmayın. Şaşırmayın. Hani bir çocuk doktor 20.000 alır, biri 10.000 alır. Böyle bir uçurum var. İşte sözleşme olayı var. Bir de sabit dedi de sabit olmayan bir performans olayı vardır bizde. O bambaşka bir iş. Ona hiç gerek yok. Tamam. Hocam zaten çocuklar cevabı aldı. Gerisi önemli değil şu 10.000 yeterse tamam. Zaten tek soru buydu hocam. Teşekkür ederiz. Daha devam var. Peki. İkinci soruya geçiyoruz. İnsanlar hiç üstten bakıyor mu? Doktorlar insana hiç üstten ya da bakıyor. Sen hocam. Ben kendi adıma da en azından hastalarımdan öyle bir dönüş almadım. Öyle bir şey olduğu zaman genelde hani hasta sana tepki verebiliyor. Öyle olduğunda ben çok şükür düşünmüyorum. Bakan var mı? Vardır illa. Var değil mi? İlla ki vardır. Ben biliyorum hocam var. İlla ki. Onları buraya almayız tabii ki. 3. Kan tutması var mıydı hocam da demiş. Bunu çok soran oldu. Sonradan geçer mi bu? Şöyle kan beni tutmuyordu. Ama ben şöyle kendime bir işlem yapıldığı zaman bayılırım mesela. Mesela benden bir kan alıyorlar diyelim. Şöyle bakmazsam sıkıntı yok. Bakarsam gidiyor. Bayılırım diye. Ama sen birini alırken? Bir sıkıntı olmuyor. Vay süper. Allah'tan orayı tamamlamışız. Kan tutma olayı eğer öyle. Yani kan tutma olayı çok rastlamadım da ben. Öyle mi? O kadar kişi oldu. Çok güzel. Gelen hastalar da oldu. Genelde kan tutma dediğim gibi kendine bir işlem yapıldığı zaman o tutuyor aslında. Onun korkusu. İnsanlar bundan korkuyor o zaman. Yani bu da normal olabiliyor yani değil tabii, mi? Tabii. Yani bu dediğim gibi bende de var. Yani çoğu kişide de vardı. Kendine işlem yapıldığı zaman bakmazsa ve onu düşünmezse, hani aklında olmazsa sıkıntı. Eyvallah. Soru 4. Hocam neden yazılarınız bu kadar çirkin ve kötü? Allah'tan elektron reçeteye başladık da kurtulduk bundan. Niye bu kadar kötü hocam? Benim yazım iyidir aslında. Genelde geneliniz niye kötü? Şöyle mesela diyelim ki dışarıda 100 tane hasta bekliyor dedim ya. O 100 tane hasta hemen hızlıca yazmak lazım. Peki 5. Şu özellik yoksa bence doktor olmayın dediğiniz bir şeyler var mı? Yani olmayın tabii çok sert de hani tehlikeli dediğiniz bir şeyler değil. Şöyle abi, başta da konuştuk zaten, sabırlı olması lazım. Sabır, özveri. Uykusuzluğa dayanıklı olması lazım. Değil mi nöbetler? Ondan sonra insanlara karşı hakikaten dediğim gibi en önemlisi sabır. Yani dediğim günde 100-150 kişiyle muhatap olacaksın. İnsanla uğraşmak zor bir iş. Onların dediğini dinlemen lazım. Onlara onların anlayacağı dilde cevap vermen lazım. Yani zor bir iş. Sabırlı olursa gider ama. Evet. Peki soru 6. Hala güneşten önce uyanıyor mu? Yani zamanla göre değişiyor ya. Arada kaçamaklar oluyor tabii. Kaytarmalar var. Peki. Diğer soru. Bu kadar para almasaydınız bu mesleği yapar mıydınız?
Şöyle, para önemli işin aslında. Direkt net yani. Yani işin aslı öyle yani. Sonuçta tabiri caizse ekmek teknemiz bu. Evet. Bu işi yapıyoruz. Hani çoluğumuz çocuğumuz bu işten kazandığımız parayla geçindiriyoruz. Ama şöyle, doktorluk işi para için yapılacak bir iş değil. Çok değil, zor. Değil mi? Kesinlikle. Ha, para kazanan var mı? Var. Kazanıyoruz mu? Çok şükür yetiyor da. Çok daha fazla kazananlar da var mı? Var. Tabii. Ama bu yani devamında geliyor. Yani adam işini iyi yapıyor. İşini iyi yaptığı için aranırlığı artıyor. Değil mi? Yaptığı işini yapınca doğal olarak para da kazanıyor. Hızı da kazanıyor. Ama bir adam ben çok para kazanayım bunun için doktor olayım diyorsa o iş zor. Çünkü eyvallah. Mesela nöbet tutuyor diyelim 24 saat. Saatinde diyelim 10 lira veriyor devlet. 240 lira alıyor 24 saatte. Mesela. Uyurum ben. Ben zor, bazen zor. Diyorum bana nöbet yazmayın ben size para vereyim. Peki Osman Hocam, sağlıkta şiddet olayı. Medyada söylendiği kadar var mı? Fiziki, sözlü. Sen neler yaşadın? Böyle çok sert yaşadığın bir şeyler var mı? Yani maalesef medyada söylendiğinden fazlası var. Fazlası da var. Bir de şiddet olayı toplumun artık her yerinde var. İster istemez tabii bizim sektörde de var. Ondan sonra olay yaşadım mı çok şükür fiziki bir olay yaşamadım. Ama sözel olarak şiddet oldu. Oldum. Yani ister istemez oluyor. Yani hastanın veya hasta yakınının senden beklediği bir şey var. Bu beklediği şeyi almak istiyor. Senin de yine hastadan beklediğin bir şey var. Bazen bir anlaşmazlık çıkabiliyor. Ama bunun hani bu şiddet olayına dönüşmemesi lazım. Burada suçlu hekimdir veya hastadır demiyorum. Denmez değil mi? Suçlu kesinlikle şiddeti gösterendir. Çok başta güzel. Kim gösterdiyse odur. Ama hani şiddete de şiddette karşılık vermemek lazım. Çok güzel. Ne bileyim mesela hastanın genellikle şeyi oluyor. Mantıklı bir sebep oluyor. Ya bana böyle böyle yaptı diyor. Tamam o sana öyle yaptı ama onun senin de gidip doktor ne bileyim bir boğazına bıçak dayaman işte yine geçenlerde oldu kafasına kaldırım taşıyla vurman. Yani bunlar hiç açıklanabilir yanı yok. Değil bizim mi? Meslekte maalesef bu artık hani rutinler arasına rutin, girdi diyebilirim. Yani buna bir el atmak lazım. Kesinlikle. Yasaların düzenlenmesi lazım. Kişinin kendi kendine düzeltmesi lazım. Değil mi? Önce herhalde toplumun kendisi. Toplumun düzelmesi lazım. Yoksa yani bu işin sonu yok. Adam ne yaptığını bilmeden yapıyor bu işi bence. Doğru. Doğru. Başka yani bir boyutta sanki o değil bu mi? Bıçak dayamak, öldürmek. Hayırdır ne oldu yani? Ne yaptınız? Evet. Aranızda nasıl bir anlaşmazlık oldu da böyle bir şey oldu? Şey gibi geliyor bana hocam ya. Bilmiyorum katılır mısın? Hani adamda zaten o potansiyel var. Hani toplumda birilerine yapacak bunu. Aynen. Yani her an ona hazır. Ve karşı tarafta da canla alakalı bir şey olunca sanki bir koruma mekanizması gibi ki çok saçma bir mekanizmayla İlk orada patladı sizler oluyorsunuz maalesef. Kesinlikle. Mecburen size geliyor dediğiniz gibi orada maalesef. Aynen toplumun her kesiminden kişiyle muhatap alıyoruz. Evet. Bir de şey şansın da yok. Ya ben sen bakmıyorum arkadaş sen olmadı. Sen tipini sevmedim. Sen bana şiddet yapacakmış gibi duruyorsun. Öyle görünse seni bile değil mi? Yani diye deme lüksün yok. Evet. Yani herkese bakıyoruz. Hı-hı. Herkesin dediğini işte istediğini şöyle bir şikayetim var diyor adam. Bakıyorsun ilaç veriyorsun. Mesela bir hafta sonra geliyor iyileşmedim diyor. Ben sordum ya şunları şunları vermişiz. Ne oldu ki? İçmedim ki diyor. Vermemiş çocuğa. Ama bir yandan da iyileşmek bekliyor. Bu adam sana şiddet uyguluyor. Nasıl sabrediyorsun hocam ona? Ya niye sabrediyorsun? Ya da niyesi olmaz da nasıl diyelim? Ya şöyle artık bir süre sonra insan alışıyor. Bir nevi savunma mekanizması diyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yönergesi var. Şöyle şöyle yapın diye ilginçtir. Korumak yerine. Ondan sonra tebessüm ediyoruz. Göz göze temas kurmamaya çalışıyoruz. Ondan sonra bunu zamanla insan kendisi geliştiriyor. Aynen. Çünkü yaşam tehlikesi var ya. Hani doğru. Şakası doğru. Yok. Yani hem kötü bir şey olmasın diye belki hem de dediğin gibi merhametsel tarafı daha çok ön plana çıkarmak. Bir de işin öbür tarafı da var. Mesela benim asistanlık döneminde yoğun bakımda bir bebek yatıyordu. Doğuştan kalp hastası. Yani kurtulma şansı çok yok. Çok çok belki düşük bir ihtimal kurtulabilir. Yaklaşık 4 günlükken de kaybettik zaten. Bebek vefat Kardeşim etti. Evet. Babasına söyledik. Babası işte üzüldü tabii. Sonra dedik hocam Allah razı olsun siz. Bebek ölmüş. Allah vefat Allah. Etmiş. Ama adam o gösterdiğimiz çabayı görüyor. Adama bilgi veriyoruz. Bak babası böyle böyle diyoruz. Bu ayrı bir şey. Hastaya müdahale ediyorsun. Bir iki tane de öyle olmuştu. Evet. Geldi sarıldı bana ağlayarak. Ben ağlıyorum. O ağlıyor bir yandan. Bunlar işin mukaddes yanları. Evet. Bir de işin öbür tarafı var işte. Evet, ama İşin dediğim gibi bu sarılma ondan sonra manevi yan olduğu için onları şey yapıyoruz. Eyvallah. Ediyorsun. Eyvallah hocam. Çok sağ olasın. Bu soruya cevap verdin. Sorular bu kadar. Daha da bir sert soru yoktu zaten. Ve son soru ama şöyle bunu da sorayım istersen. Tamam. Hocam mutlaka bu zorlu mücadelede moralinin çok düştüğü olmuştur. Kesinlikle. Hatta böyle eyvah bu iş olmayacak dediği olmuştur. Hem sınav döneminde hem de tıpı okurken o dönemlerde kendini ayağa kaldırdığı motivasyonu, gücü nereden buldu, nasıl buldu? Son sorumuz da bu olsun. Hocam top sende. Abi, kesinlikle oldu. Özellikle şey döneminde, hazırlık döneminde hakikaten başta bahsetmiştim ya netler bir türlü atmıyor. Yani bu ara moralim çok bozuyordu. Hatta bazen ağladım bilebilirim. Değil mi? Ondan sonra istiyorum. Bir şeye ulaşmak istiyorum. Ulaşmak istediğim hedefte önümdeki engel bu sınav. Evet. Ama o sınavda malum denemeler var. Denemelerde ortada bir şey yok. Ondan sonra ben de kendimi motive ediyordum. Ha, ben bu işi yapacağım arkadaş. Bu bir şekilde olacak bu. Çalışıyorum ve karşılığını alacağım yani bu 2-2-4 gibi bir şeydir. Çalışıyorsan karşılığını alacaksın elbette. Güzel. Ya şimdi ya yarın. Onun için sabır diyorum ya sabır işi hep her yerde olur. Sürekli Eyvallah. Sabretmek Peki. lazım. Peki. Şimdi konuşacaklar
sorularımız var. Ben özellikle bu keşif yolculuğunu soracağım. Ya hocam, bu doktorluk olayı nasıl başladı? Şimdi yıllar öncesinde bir Cerrahpaşa tıp geçmişim var. Öncelikle hakkında birçok kişinin hayali orası şu an, Cerrahpaşa tarafı. Nasıl bu duygu Cerrahpaşa'dan mezun olmak, hayata öyle atılmak? Cerrahpaşa'da olmak bir ayrıcalık bence. Öyle mi? Cerrahpaşa'da olmak, bir de tabii ki İstanbul'da okumak. Hı-hı. Bambaşka bir mevzu. Hatta şey derler, İstanbul'da okumak ikinci bir üniversite okumak gibi derler. Hı-hı. Hakikaten o duyguyu yaşadık. Üstünden gerçi vakit geçti. 2011 mezunuyum ben. 2011? Aynen. 8 yıl geçti. Meslekte kaçıncı yıl o zaman şu an hocam? Mezun olduktan sonra doktorluğun şöyle bir güzelliği var. İşsiz kalmıyorsun. Direkt bak, 2011'de. Duyun bunları. Direkt devlet atıya göre başlıyoruz. Yani 8 sene olmuş. Eyvallah. 8 koca yıl. Şimdi hocam, o zaman şöyle başlayalım. Şimdi genelde hani bazıları şöyle diyor bana. Ne zaman seminerde sorsam niye doktorluk falan dediğimde, hocam çocukluk hayalim diye cümleler başlıyor. Katılır mısın, katılmaz? Sen de nasıl böyle yetişti bu doktorluk aşkı? Yani senin yaptığın dereceyi yapan birisinin ülkenin en iyi mühendislik fakültesine gitme ihtimali de vardı. Doğru. Ama orayı seçmemişsin. Bu tarafı seçtin. Para mı, aile mi, bir aşk mı var, bir sevgi mi? Nedir? Top sende. Birden fazla faktör var aslında. Ailenin etkisi büyük. Bir. Tamam. Aynen öyle. Aile ve çevrenin etkisi. Toplum bakta. Aile, geniş aile diyebiliriz yani buna. Anne baba değil, dededir, haladır, amcadır, hepsi bunun için. Köy, kasaba falan diye büyütebilir miyiz burayı? Zaten şey diyorlar, bu işe girmeden önce netlerde biraz yükselince artık tıp olur, tıp yazarsın, hadi bakalım falan. Mühendislik falan yok canım, ne olacak falan diye. Karizmatik bir meslek, mukaddes bir meslek. Onun için her aile doktor bir oğlu veya kız olsun istiyor. İstiyorlar, doğru. Bir de tabii kişinin kendisini de istemesi lazım. Hı-hı. Çevre baskısıyla girdiği zaman ondan sonraki zamanlarda sıkıntı çıkabilir. Zor bir meslek çünkü. Kesinlikle. Hemen burada bir soru sorayım hocam. Dediklerim çok doğru. Ailelik, mukaddes, işte toplum falan da. Ama bazı gençler var, kazanamayacağını o da biliyor. Yani netler ona müsait değil. Altyapısı çok şey olabilir ya da çok zor bir coğrafyada yetişmiş falan. Ama bu sefer onda bir baskıya dönüşüyor bu olay. Yani hocam, kendini hep böyle yetersiz, gereksiz. Bak, ailem o kadar destek verdi. Tüm köy halkı hatta ayağa kalktı. Para topladı, bir şey verin dershaneye. Bu taraftan da tehlikeli değil mi bu? Kesinlikle. Yani kişinin önce kendisini istemesi lazım hakikaten. Hmm. Sen yani lise yani zamanında bu biraz zor oluyor tabii. Kişi ne istediğini tam bilmiyor. Hmm. Çünkü hani karşısına ne çıkacağını bilmiyor. Mühendislik yazacak veya tıp yazacak veya bambaşka eczacı olacak. Karşısına ne çıkacağını bilmiyor. Bunu iyi bir araştırması lazım. Ne yönünü hani doktor oldu mesela diyeyim. Doktor olduğu zaman ben 6 sene ne okuyacağım? Bunu bir kendisinin önünden önce bu işi yapmış birine, tecrübeli birine sorması lazım. Mesela gelip benimle konuşması lazım. Mesela ne okudun? Neler yaptın hocam? Bir soralım sana YouTube. Şeyden önce, seçmeden önce. Seçmeden önce. Abi çok bir şey yapamadım. Zaten bunun zor bir dönem yani, aynen, değil mi? Bir de o zamanlar hani böyle yol gösteren kişiler de yoktu. Ne olurdu? Puanı yapardın. Tercih yerleri olurdu böyle. Dershanelerde falan olurdu. Giderdin. Tamam ya, senin puan iyi zaten. Zaten şu tıpları yazalım. Falan buydu yani. Araştırma bu kadar. Mesela şey dediğin oldu mu hiç? Mesela tıpı okurken bu ne, nasıl ders kardeşim bunlar? Ben gelmeseydim çok falan, çok oldu mu cidden? Çok çok, aynen öyle. Gece 3 olmuş, 3.30 olmuş. Sabah sınavı çalışıyorsun ya arkadaş. Millet yatıyor. Ben hala ders çalışıyorum. Derdim neydi acaba? Yani o kadar puan yaptık falan diye. Tabii diğer bölümlerin de zorlukları vardır. Tabii ki. Ya o zaman önce şunu diyebilirim. Yani keşif yolculuğunda önce tabii ki aile vesaire bunların istekleri tamam, önemli. Mukaddes dediğin bir karizmatik falan, eyvallah. Ama içeride mesela o zaman çok sabırlı biri olacaktı anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çünkü gece saat 3'e kadar herkes ders çalıştıramazsınız. Kolay bir şey değil. Kesinlikle. Bana kesinlikle öyle geliyor. Yani karakterin uygun olması lazım. Bir de ders çalıştın bitti. Mezun oldun. Ondan sonra da o sabır işi bitmiyor. Sabır ve özveri lazım. Kesinlikle. Şu an mesela o devam ediyor mu hala? Kesinlikle. Mecbur. Bu yani bizim tıbbiyede bu sürekli devam eder. Bizim meslekte diyeyim daha doğrusu. Peki şunu sorsam hocam. Kendini keşfedemeyip orada olanlar var. Ben biliyorum. Yani var var. Hatta böyle keşke bu adam istifa etse, yani istifa şu anlamda. Yani bırakıp gitse bu mesleği. Gitse öyle tavuk yetişsin daha iyi dediğim kişiler de var. Bilmiyorum, kızar mısın bana böyle dediğim için? Ya yok, kızmam aslında. Tavuk yetiştirmek tabii. Öyle değil mi? Organik yani, çok ağırlık tutuyor tavuğun yumurtası. Şöyle, biz mesela birinci sınıftayken bir arkadaş vardı. Bizim gruptaydı. Adamı görmezdik ama fazla. Bazen derse gelirdi, bazen gelmezdi, pratiğe gelmezdi. Sonra ikinci sınıfta çocuk ayrıldı. Yani büyük ihtimal çevre baskısıyla girmiş. Büyük ihtimal. Hocam, bu da iyi ama yani erkende bunu fark etmesi de önemli. Mi? Adam mezun oluyor, bitmiş ama bu mesleği yapmak istemiyorum. Ama uğraştığın kişi insan. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü ben hocam şunu dedim yani, çok kibirli. Hatta o da sorularda var. Öğrencilerden gelen sorular. Çok kibirli, egolu, üstten bakma durumları falan. Yani yapmasın diyoruz. Ya bu adam yapmasın. Cidden yapmasın. Çünkü neyse, çok girersen burada dertli yani bir şey çıkar. Yani her meslekte tabii şey olabiliyor. Sıkıntılı var. Kişilikler ama olabiliyor. Daha ama bizimki hocam daha çok güzel daha atıyor bize. Çünkü hep alkışlanan yer olduğu için böyle artık şey gibi oluyor böyle. Bir süre sonra alkışlar. Hanginin sıradaki falan gibi bir şey olmuyor mu yani genelde? Bizde senin ters gidiyor ama birazcık. Niye? Mesela Cerrahpaşa'yı kazandım. İşte ne oldu sana abi, belli oldu nerece? Oo, Cerrahpaşa'yı kazanmış, şudur budur. İkinci sınıfa geçtin, soru sormalar başlar işte. Ya benim şuram ağrıyor, nedir? Cerrahpaşalısın zaten. Bile gider 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 6. sınıfa kadar. Karizma tavan hakikaten. Sonra hop yavaş yavaş. Cerrahpaşa'dan gittikten sonra bir yerde pratisyen hekimsin. Hiç bir karizma kalmıyor. Ne doktorsun? Pratisyen. Ama şey gibi değil mi hocam? Şimdi o yükseliyor dediğin gibi. Şimdi yeniden bir düşüşün ama
yeniden yükselişe doğru gidecek mesela. Sen de gördüğün hayat benim ama. Hayat öyle aslında. Değil mi? Hayatın bir tarafı. Aynen öyle. Bir inişli çıkıştı. Şeyi sorayım keşifle alakalı hocam. Mesela hiç böyle bir ameliyat yaparken mi hayal ettin kendini daha çok? Yani doktorluğu isterken de okurken. Ne bileyim işte bir cerrah olarak mesela. Şu an çocuk doktorusun. Hı-hı. Orayı nasıl seçtin? Orada nasıl bir keşfettin bu tarafı? Onu da merak ediyorum. Şöyle kendimi genelde hasta muayene ederken o beyaz önlüğü kendi üstüme giymiş. Çok ondan güzel. Birinin hani bir müşkül durumunu düzeltirken gördüm genelde. Ama o çocuk muydu hep yoksa yetişkin olur? Yok çocuk değildi. O sonradan değişiyor tabii. Niye değişti? Üniversitede aldığım staj hocalar. Hoca faktörü çok önemli. Buradan Özgür hocam, Özgür Kasapçukur. Çocuk romatoloğudur kendisi. Romatolog. Çok etkisi olmuştur. Aynen. Var. Çocuk romatizma hastalıklarına bakar. Selamlarımızı iletelim. Aynen izlerse. Öyle. İzlerse eğer selam olsun. Onun çok faydası olmuştur. Zaten şöyle çocuk stajını alırsın. Eğer Özgür hoca da alırsan çocuk doktor olmaya karar verirsin. Çocuklarla olan ilişkisi, onlara olan faydası, ailelerin ve çocukların hocadan olan memnuniyeti seni daha da çok şekillendiriyor. Bu, ben bu olacağım diyorsun. Bunu olmalıyım. Yani diğeri reddediliyorsa sen direkt reddettin onu. Diğer dahiliyedir işte kardiyolojidir bir sürü alan sayılıyor. O bana yakın da geldi. Çocuklarla da olan ilişkim iyiydi. Hani o çok zor durumda gülüyor, ateş oluyor. Sonra iyileşiyor, sana gülüyor. Ondan sonra karşılıklı bir iletişime giriyorsun. Tabii ilişkinde de olur. Yani mizaç meselesi. Kimisi de ya çocuklar ağlıyor ben dayanamıyorum. Ben en iyisi. Dahiliyeci olayım. Ya ne bileyim başka bir cerrah olayım. Hasta uyusun ben işimi yapayım. Onun sonra işini düzelteyim diyor. Mizaç meselesi. Ben buradan birkaç şey yakaladım aslında. Şu an o zaman doktor ya da çocuk doktor diyelim. Biraz daha açalım. Yani oradaki o duygular keşif aslında. Ona resmen tabii, bir keşif. Tabii keşif hiç bitmiyor. Ama çocuklara karşı mesela sert olan varsa bir zahmet yani gitmesin oraya değil mi? Ya tabii çocuk ağlıyor mesela yap sustur şu çocuğu falan diye bir çocuk doktoru mümkün değil. Yani mümkün değil. Mesela bazı birkaç öğrencim şey demişti. Cerrah olmak istiyorum. Neden? İşte kesip içmeyi seviyorum. Ne diyorsun değişik hocam? Değişik bir duygu. Çok farklı değil mi yani? Bayağı kesmek istiyorum işte hocam cerrah olup falan filan diye. Ya o çok şey bir duygu bence. Zor bir iş. Şimdi ben çocuk hekim olduğum için şeyimiz yok. Cerrah tarafımız yok. Ama doğumlara giriyoruz. Mesela riskli bir doğum oluyor. Çocuk doğduktan sonra direkt müdahale etmek gerekiyor. O sırada yani o kesme işini falan tabiri caizse görüyoruz. Evet. Hani ben yapabilir miyim? Zor. Yani bir insanın tenine şey yapıyorsun. Değil mi? Şu an bile hissediyorum ben onu. Zor bir iş yani. Bir şey değil mi? Bana onu yaptırın hocam ben oturur ağlarım orada. Zor bir yaptırın. İş hakikaten. Çok zor ama bir iş yani. Ama karakter meselesi işte. Kesinlikle. Mizaçlarımız o kadar farklı ki. Yani aynen. Buradaki siz ne olur bir şeyleri yakalayın burada. Hani yok hocam ben yaparım diyen eminim aranızda vardır hatta. Yani kesin biliyorum. Öyle insanlara da tabii ihtiyacınız var. Çünkü İllahi herkes yani. Bu sefer hocam senin gibi doktor olsa bu sefer bu neşteri kim vuracak kimse yani. Tabii, tabii, hayır oldu, onun da vurulması lazım değil mi? İşte bu keşfetme işi hakikaten. Lise döneminde keşfettin. Hı-hı. Sonra tıbba geldin. Tıpta da keşfediyorsun. Eyvallah. Hatta çocukta da bitmiyor. İstersen daha da değiştirebilirsin bölümünü. Şunu da sorayım hocam. Şimdiki sen olsan, seni alıp lise yıllarına götürsek, tıpla alakalı ya da doktorlukla alakalı merak ettiğin şeyi nasıl araştırırdın? Kitap mı, video mu, gider hastaneye bir doktorun dibine oturur muydun? Hani çünkü gençlerde hani şey diyemiyor hocam. Yani nasıl olacağımı bilmiyorum ki acaba nasıl kime sorsam falan diyenler var. O yüzden sordum. En iyisi bir o işi yapan birine sormak. Şunu diyen de çok ama hocam pişman olanlar da var. Okuma diyor, olma diyor. Ya illaki var da onun şeyini denk getirmek lazım. Mesela şöyle diyeyim. Doktora gittiniz, poliklinik yapıyor. Tamam. Sırada bekleyen 50 tane hasta var. Gece nöbetten çıkmış. Of. Bu adama gidip soru sorarsın. Ya yapma bu işi arkadaşlar. Sen de git buradan falan. Görüyorsun hali falan. Onun için hani böyle biraz da hani nasıl denk getirilir bu bilmiyorum işte nasıl. Çünkü tabii yoğun bir meslek hakikaten. Biraz da hani kendini iyi hissettiği zaman nöbeti yok. Serviste yatan hastası falan oluyor mesela. Yoğun bakımda hastası oluyor adamın. Bir şey sorduğu zaman ister istemez kafada tabii, oluyor sürekli. Tabii. O anda cevap vermesi de çok aynen zor değil öyle. Mi? Hani öğrenci diyecek ki ben onu nasıl yakalayacağım? O da haklı tabii. Hastasın var nesi en var. En azından bu video sayesinde belki de bu biz görevimizi yapmış oluruz sorabilir değil mi? Sorabilir hocam iyi misin? Hastam var mı başım boşum? Peki. Ben şu an birçok cevabı aldım. Bu arada hocam şimdi devlette çalışıyordun sen. 8 yıldır devlettesin. Doğrudur. En son istifa ettin. Aynen yakın zamanda öyle bir olay. Tamamen özele geçtin şu anda. Kendi klinik kurun. Hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Yani bunu da sormak isterim mesela. Bir süre sonra yetkinlik, kalite yani kendini iyi hissettikçe bu özgüven oluşuyor galiba değil tabii mi? Tabii aynen öyle. Hem bu özgüven oluşuyor hem de yani doktor dediğim gibi şu dönemde zor bir meslek. Hı-hı. Mesela günde 100-150 tane hasta bakmamız gerekebiliyor. Böyle olunca da mesleğimizi biraz daha yapamaz pozisyona bazen geliyoruz ister istemez. Ben bizim Talha'dan biliyorum Osman Hocam birkaç kez, ya birkaç değil aslında en az 5-6 kere gelmişizdir doğru diye tahmin ediyorum. Ve inanılmaz kalabalık hatta diğer birçok yer boş. Yani eşiniz ve sizin kapının önü bayağı bir kalabalıktı. Yani hakikaten o kaliteyi hissettikten sonra da bu özgüven demek ki artık bir şekilde oluşuyor. Kesinlikle. Allah yolunuzu açık etsin. Ben o zaman Osman Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Soruları burada noktalıyoruz arkadaşlar. Katıldığın için çok çok ben sağ olasın. Bizi sağ kırmadın. Bu saatte çıktın geldin videoyu çektik. İnşallah yakın zamanda öğrencilerle buluşmuş olacağız. Arkadaşlar Osman Hoca'ya ya da doktorlar camiasına başka sorularınız da varsa siz de yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Belki derlen zamanlarda bir kere daha konuk alırız gelmek isterseniz. Ya da müsait olursa bir de orası var artık. Şimdilik bizi kırmadı ama belki derlen çok daha yoğun olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir keşif öyküsünde yine sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşürüz.